Evet arkadaşlar, Sedat Bey'in Diegmentos çiftliğindeyiz şu an. F2'lerimiz. Bu F2. Bu F2 değil mi? Bunlar F2. F2'ye bakalım şimdi. Nasıl bir değişiklik olmuş. Başlangıç Holstein ırkı değil mi? Evet, Holstein. Başlangıç Holstein ırkıyla başladık arkadaşlar. Bir melezledik. Çıkan dişimiz ne oldu? F1 mi oldu? F1 oldu. Daha sonrasında F1'den elde ettiğimiz dişiyi tekrar Piegmentos sperma ile tohumladık arkadaşlar. F2 oldu. Şu an F2. Yani ikinci jenerasyon. Bu da dişi. Bu da dişi. Şimdi dişi artık bundan sonra safa doğru. Safa doğru %70-80 safa doğru. Evet. İlkinde F1'de ne oluyoruz? %50. Evet, %50. Zaten direkt Holstein'dan olduğu için. Evet. Zaten belli de gördüğünüz gibi direkt bir renginde zaten direkt dönme oluyor. F1'de de dönme oluyor. Şimdi F1'ler de göster. Mesela şunlar, şu sarı olan da F1, o bayağı yeni aktarmış F1'de. Evet. F1 renk aktarımı yüksek arkadaşlar pigmentosların. Holstein'dan şey oluyor. Doğum özelliği 39 kilogram doğuyor. Çok yüksek değil arkadaşlar doğum ağırlığı, o yüzden rahatlıkla. Ham düvenin yavrusu mesela. Ham düveler de doğuruyor. Antalya'dan bir dostum var. Yine bir veteriner arkadaşımız var Afyon'da bu işi yapan. Antalya'daki abimizin yerli hayvanları var. Yerli kara gibi. Hatta tartışmamız oldu. Bizim boz ırkımız var. Yerli evet, boz ırkımız. Evet, onlar da çok güzel netice elde ediyor. Boz ırkada zaten evet. Pigmentoslar renk olarak da benziyor arkadaşlar. O ırklar, o küçük hayvanlar da gayet doğum kolaylığı. Kolaylı olur, evet. Gayet rahat çok hayvanlar doğurabilir. Yani. Ben bu işi araştırmak için tarihe gittim. Bunların özellikle şovuna katıldım. Kesimhanelerine gördüm. İncelemelerde bulundum. Gayet başarılılar. 1 yaşındaki 14 aylık hayvanları 560 kilograma kadar kesebiliyorlar. Yani %73 bir karkas et randımanı var. %73. Gayet başarılılar bu konuda. Irk olarak pigmentoslar. Türkiye'ye getirmeyi düşündük. Oradan söyledik. Yaklaşık o zaman 20 bin lira falan diyorlardı. Bir düvesine. İthal olarak. Lira, Türk parasıyla 20 bin liraya falan denk geliyordu. Maalesef getiremedik. Biz melezleme yoluyla dedik. Kendi ırkımızı kendimiz elde edik. Evet. Hem de bizim buraya daha dayanıklı olsun. Evet. Irk olarak değil mi? Evet. Ve bunlar da kesinlikle ben ishal ondan sonra hiçbir hastalık görmedim. Süt de dokundu. Diğer Holstein'a göre daha dayanıklı diyebiliriz. Daha dayanıklı. Yani bizim de burada dediğim gibi ishalden çok hayvan kaybımız oluyor. Diğer hastalıklardan, ciğer hastalıklarından. Bu hayvan gayet gerçekten dayanıklı. Yani. Arkadaşlar ırk olarak da renk olarak da bu renkler daha dayanıklı biliyorsunuz. Evet. Benim şimdi dikkat ettiğim şey diğer Holstein sağıyoruz. Biz şimdi F1'lerin de var. Bir tanesi doğum yaptı. F1 dişi olan F1'ler. Diğeri de 10 güne kadar doğum yapacak. Evet, ve bununla ilgili de sütü, müşterimiz bunda evet. Şeylerimiz, takipçilerimiz bunu da soruyor. Evet, evet. Süt verimiyle ilgili. Sütü müthiş yağlı. Yani diğer ineklerin sütünle karışıyor. O süt acayip bir artma oldu yani süt. Mozzarella peyniri. Aynen, dediğimiz. Aynen. Tabii. Zaten İtalyanların bu meşhur peyniridir. Mozzarella. İtalyanların pizzasının da zaten meşhur olmasının kaynağı bu peynirler. Bu peynirdir. Ben İtalya'da da dediğim gibi bu peynirden dağıttım. Acayip müthiş bir lezzeti var. Dediğim gibi yağlı olması en büyük şey. Avantajı. Evet. 20 litrede süt alıyorum F1'den. Gayet de güzel. Yani F1 olmasına rağmen 20 litre rahat alıyorum. Şimdi F1'ler anaç oldu. Evet. F1'ler anne oldu. İki tane söyle. Biri doğum yaptı. Onlar da görebilseydik baba şu an merada arkadaşlar. Evet, İnşallah başka bir zamanda tekrar video çekeceğiz onlarla İnşallah ilgili. Onun yavrusunun da altında görürsünüz.
Anneler de gösterme imkanımız olur. Burada yavrularını gösterme imkanımız oldu. Bu F2 dediğimiz arkadaşlar. Holstein bir ineği arkadaşlar. Suni tohumlama yoluyla tohumladık. Pigmentos sperma kullandık. Elde ettiğimiz yavru, dişi yavru F1 oldu arkadaşlar. Onu tekrar kendi ırkı sperma pigmentos ırkıyla bir daha tohumladık arkadaşlar. Elde ettiğimiz yavru da F2 oldu arkadaşlar. Şu an bunun annesi F1 arkadaşlar. F1 bunun annesi. Sütü de gayet taş gibi oluyor. Sütü de güzel. Şu an ırk pigmentos ırkına doğru dönüyor zaten renk olarak. Söylediğimiz gibi F1'ler %50 arkadaşlar. %50 pigmentos, %50 tohumladığımız hayvan. Holstein'sa Holstein, Simmental'sa Simmental arkadaşlar. Bunu sadece illaki Holstein kullanmaya gerek yok. Yerli hayvanlarımızın... Ben şunu özellikle tavsiye ediyorum. Güney Anadolu kırmızı ırkımız var. Evet. Kaybolmakta olan bunlar Hatay bölgesinde ben gördüm. Ara ara görüyorum. Halep ırkı da deniyor. Evet. Değil mi? Halep Güneydoğu Anadolu'su var. Ben o hayvanlarda daha da güzel bir sonuç elde edilebilir. Yani kendi yerli hayvanlarımızı ne yapabiliriz? Çok daha kültür ırka doğru çevirebiliriz arkadaşlar. Onlarda da yağ oranı fazla. Onlarda da dayanıklılık fazla. Renk olarak kırmızılar. Birbirlerine benziyorlar. Evet. F1'de dahi çok müthiş. Buradan Antalya'daki abimize hayvancılık yapan, özellikle mera hayvancılığı yapan, yerli kara birkaç tane farklı ırk olduğunu söylüyor. Gayet güzel pigmentos ırkı spermalara kullanabilir güvenle. Kesinlikle. Ondan elde ettiği birkaç saflık şeyine göre elde ettiği boğaları da kendi işletmesinde kullanabilir. Aynen öyle. Ben bu işe gönül verdim. Hani Türkiye'ye dediğim gibi et açığından dolayı ne yapabilirim? Ben ufak bir işletme olmama rağmen çektim İtalya'ya gittim. Sırf bu iş için. Ülkenin araştırmak için. Yani ülkemize bir katkı sağlayabilir miyim? Yeni bir ırk. Dediğim gibi bu ırkı Türkiye'ye tanıtabilir miyiz diye. İnşallah başarılı olurum ama ben dediğim gibi önce kendim yapacağım. Ondan sonra halka göstereceğim. Bizim halkımız görerek biraz. Evet, halkımız biraz görsel özenliği fazla. Kimse riske atmak istemiyorlar. Kimse kendisini riske atmıyor. Ben neticeyi alacağım. Zaten sizlerin de aracılığıyla ben bunları inşallah sizin aracınızda göstereceğiz halkımıza. Tabii. İnşallah faydamız olacaktır yani. İnşallah inşallah. Ülkemiz hayvancılığı açısından, özellikle yani, mera hayvancılığı için açısından güzel bir ırk arkadaşlar. Ve bunlar dediğim gibi Alp dağlarında geziyorlar. Ben orada baktım dağ taşa mera hayvanı mera yani. Hayvanı yani. Mera dediğimiz düz meraları değil yani. Değil, dağlık. Dağda büyük bu çanlar doğu yapmışlar. Bölgesinde doğu bölgemiz, Güneydoğu Anadolu evet, bölgemiz. Evet. Yine bu Çanakkale bölgemiz. Aynen öyle. O bölgeye de Antalya olabilir, dağlık bölgeler kesimler evet, arkadaşlar. Erkek olanı. Bu en son doğuran. En son doğuran. Maşallah. Evet. Şey çok kemikli, çok zor güzel. Bu bayağı iri oldu. Biraz iri olmuş arkadaşlar. Bu F1'imiz yine arkadaşlar. F1'imiz. F1'imiz. Çok uysal hayvanlar yani bunlar. Hı-hı. Çok şey değiller. Şimdi arkadaşlar F1, F2, F3'e doğru vardıkça özellikle F3'te ırkımız tamamen saflaşıyor arkadaşlar. İşte o F3 gibi noktaya geldiğimizde o erkeklerimizi gayet güzel Mera'daki o yerli hayvanlarımıza boğa olarak kullanabiliriz. İnşallah zaten amacım da o. İtalya'da da kullanıyorlar. Kesinlikle tohumlama da çok değil. Aralarında çünkü mera hayvanlarını biliyorsunuz. O yerli hayvanları tutup tohumlamak hakikaten zor. Evet. Yakalamak zor. Ben o yüzden zaten rastladım. Orada padok padok ayırmışlar. 10 yaşında hayvanları bir padoğa koymuşlar. Hı hı. Ben şimdi sordum. Bunlar kaç yaşında? Bunlar dedi 10 yaşında. Ve öyle bir et almışlar ki 800 kilo rahat, 750-800 kilo gelir o dişi. Maşallah. Bunları diyor kesime. Diyor. Erkek yani, dişi hayvanı bile dişi hayvanı yaşlandığı kesime. Halde onu çıkaracaklar ve satmıyorlar kesime. Gibi, erkeğe göre eti dişinin daha önem veriyorlar. Daha biraz pahalı alıyorlar. Neden? Dişi? Dişi kesiyorlar. Yani böyle dişi eti mi yiyorlar? Dişi eti daha yumuşak ve daha şey oluyor olduğunu söyledi bize. Yani hiç doğurmamış. Yani hamdüveler doğurmamış hayvanları daha tercih ediyorlar. Evet, onları damızlıkları ayırıyorlar. Damızlık özelliği olan diğerlerini de direkt kesiyorlar. Hı hı.
Evet Sedat Bey, teşekkür ederiz vermiş olduğum bilgilerden dolayı. Tekrar sevgili takipçilerim, buradan güzel videolar çekeceğiz. Şu an hayvanlarımız meraya gittiği için fazla da bekleyemeyeceğiz. Bir dahaki inşallah videomuzda anneleriyle birlikte bir çekim yapacağız. Bizi takipte kalın. Videolarımızı paylaşmayı, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.